Marmaris Belediyesi kısım kısım taşınıyor ve süreç ne zamanı biter ve yerine belediyenin yerine ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz en son İzmir depreminden sonra hakikaten biz de gerekli karot testlerini de yaptıraraktan binamızın riski olup olmadığı yönünde bir raporu elde ettik ve olumsuz rapor geldi. Dolayısıyla binamız risk olduğu ifade edildi. Bu anlamda da normal şartlarda bizim önümüzdeki yıllarda programımızda olan yeni belediye hizmet binasını karşılaştığımız bu olumsuz durumdan kaynaklı derhal öne çekerekten bir tahliye sürecine girdik. İçmeler'deki ek hizmet binamızı bu takvim, bu süreç içerisinde ana hizmet binası olarak değerlendireceğiz. Ek bina olarak da şu geçtiğimiz haftalara kadar kültürel olarak değerlendirdiğimiz eski hal binasını ek hizmet binası olarak kullanacağız. Şimdi yeni hizmet binamızı şu anda imarla ilgili, imar planıyla ilgili çeşitli sorunlar olduğundan kaynaklı onun çözümüne uğraşıyoruz ama düşüncemiz yeni Datça yolu üzerinde şu an iki tane AVM olan Carrefour ve Kaplis AVM'nin olduğu yerde ön tarafta belediyemize ait bir arsa yeni hizmet binamızı buraya yapmayı hedefliyoruz ama bu tam olarak ne kadar sürer? Şu an için net bir şey ifade edemiyorum çünkü bahsettiğim gibi imar planıyla alakalı sorunlar söz konusu. Devamında şu an bulunan hizmet binamızın olduğu yerde de bir şekilde Marmaris'e değer katacak, bununla beraber kuruma da gelir getirecek alternatifler üzerinde değerlendirmemiz söz konusu. Bir tanesini söyleyebilirim. Belki bir otel olabilir diye düşünüyoruz. Ama daha taze, çok acele etmeden kent için en doğrusu ve kurum için en doğrusu yapma hedefindeyiz. Bu anlamda da işte tahliye süreci içerisinde bir tarafta pandemi, bir tarafta tahliye, bir tarafta işte gelen genel sorunlar. Yine de çalışmalarımıza devam ediyoruz.